Onu esir edenlerin elinden kaçtı. Zirveye kadar tırmandı. Moğolları birleştirdi. Ve dünyayı değiştirecek bir fetih harekatına başladı. Başarısının anahtarı at. 5000 yıl önce Orta Asya'da evcilleştirilmiş olan atlar insanoğlunun sınırlarını genişletti. Moğollar günde 480 kilometre yol alabiliyor. Atın savaşta kullanılması insanlık için yepyeni bir ufuk açar. Şayet Çinlilere karşı savaşan Moğollar dönemine gidecek olursak, tarihte savaş için yapılan ilk yolculuk aracının bizi sonunda tanka ulaştırdığını görürüz. Bu ilk araç ise attır. Bir Moğol 3 yaşında atın sırtına biner. Eğer kullanmadan at binmeyi öğrenir. Yaya insanlarla karşılaşan Moğollar için bu insanlar koyundan farksızdırlar. Onları korkutabilirsiniz, itip kakabilirsiniz. Kaçacaklardır. Dört nala giderken ok atabilirler. Fırtına saldırısının ilk örneği. Bir yere fırtına gibi dalıyorlar. Yapacaklarını yapıyorlar ve sonra yok oluyorlar. Kimse başına ne geldiğini anlayamıyor. Her Moğol savaşçısının 4 atı var. At üstünde yiyor, içiyor ve uyuyorlar. İkinci Dünya Savaşı'na gelene kadar hiçbir ordu bu kadar hızlı hareket edip uzağa gidemedi. Geleceklerine dair haberlerden daha hızlı gidiyorlardı. İklim değişikliği, insanlık tarihinin en önemli olgularından biri. Moğolları dünyayı değiştirmeye itiyor. Dünyadan 149 milyon kilometre ötede, güneşin faaliyetlerinde artış var. Radyasyon patlamaları gezegeni kavurmakta. Bu, 3 asır sürecek bir küresel ısınmanın başlangıcı. Antik dünyada, modern öncesi dünyada yaşanmış olan iklim değişiklikleri tarihsel olayları doğrudan etkilemiştir. Kuraklık, Moğolistan'da otlakları çöle çevirmiş. Moğollar, yok olmamak için güneye, Çin'e, yani Asya'daki en büyük güce, dünyanın en büyük şehirlerinin yurduna iniyor. Çin en büyük ödüldür. Eğer Çin'i fethedebilirsen, bitip tükenmez kaynakların merkezini fethedersin. Tahıl, ipek ve çay. Çin Moğolların ele geçirebilecekleri en büyük ganimetti. Cengiz Han, Changtu'ya yaklaştığında bir ultimatom yayınlıyor. Ya teslim, ya da ölüm. Atları Moğolları şehrin kapılarına kadar getirdi. Ama buraya kadar. Şehri almak için Çinli mühendisler kullanıyorlar. Onlara zorla koçbaşları yaptırıyorlar. Savaş esirleri kendi şehirlerine saldırıyor. Changtulu askerler şehri savunmak için kendi insanlarını öldürmek zorunda. Kapılar kırılırsa şehir düşecek. Moğollar Changtu'yu yağmaladı. Yüz binlerce insanı katlettikten sonra şehri yaktılar. Moğollar akıl almaz ölçüde etkili bir askeri güçtü. Eğer bir yeri almak istiyorlarsa önlerinde hiç kimse duramazdı.
Bir görgü tanığı şöyle diyor. Yer insanların yağ ile vıcık vıcıktı. Cengiz Han'ın yaşadığı süre içinde 40 milyon insanın ölümünden sorumlu olduğu söylenir. Yani Adolf Hitler'in öldürdüğü kadar. 25 yıl içinde Roma'nın 400 yılda fethettiğinden çok daha fazla toprak fethetti. 7 milyon 200 bin kilometre kare. İnsanlık tarihinin bugüne kadar gördüğü en büyük imparatorluğu kurdu. Başarısının anahtarı ise iletişimdi. Atlı posta sistemi kurulmadan 600 yıl önce Moğollar Amerika'nın iki katı büyüklüğündeki mesafeleri aşabilen atlı habercilere sahipti. Her 50 kilometrede bir 400 atlık bir istasyon vardı. Özel bir madalyon takan devlet habercileri, dünyanın bu ilk pasaportu sayesinde yiyecek ve taze binek talep edebilirlerdi. Cengiz Han'ın fetihleri sayesinde dünyada ilk kez bir insan dünyanın bir ucundan öbür ucuna güvenle yolculuk edebiliyordu.